gezeceğim. Harika bir şehir. Görmeniz gereken bir şehir. Arkadaşımız çıktı. Evet, Tiflis'i gezdireceğiz sizlere şimdi birlikte. Şu anda metro istasyonuna gideceğiz. Oradan da Akbetelli tarafına. Kalacak yerimiz orada. Görüyorsunuz. Hem Türkçe hem de İngilizce yazıyor şimdi. Kredigard'ı geçecekmişiz. Türk çıktı ama gitti. Ziyaret etmeden gitti. Türk değil o, Azeri'dir o. Evet, kaçındayız. Durup devam. Evet. Yerin altındayız. Yani metro yerin altında. Evet, metroyu bekliyoruz. Biletleri aldık. Biraz şu biletler geçiyor burada her yerde. Metro money diye ufaktan aldık. Bakalım bu kadar doldurup doldurup gideceğiz. Şifreleri çözdük ve kapıyı da açtık, asansörü de açtık, eve de geliyoruz. Evet, paramızı buradaki Western Union yazan yerde bozduruyoruz. Komisyon oranları çok az burada. Buradan paraları bozduruyoruz. Evet, buralar bu şekilde fiyatları. Bir para bozduracağız. Ulan ne çok işlem yaptı, pasaport istedi, bilmem ne yaptı burada. Allah nasıl iş? Evet, paraları bozdurduk. Burada 135 lari verdi, 50 dolara. Dolarda komisyon, makas araları çok az. Biz de buradan da hemen bozdurduk. Evet, hava çok sıcak. Nevaleler aldık. Bir tane kurabiye gibi bir şey. Bir de poğaça aldık. İkisi fazla gelecek gibi şimdi. Öyle. Şimdi buradan bizim bir park var burada, Wake Park. Ona gideceğiz. Ben o parkı ben çok seviyorum. Evet, buradan şimdi bineceğiz biz şeye. Ama yayaya saygı diye bir şey yok. Aramızda 3 tane biletçi. Çok cool ya. Bence gidelim metroya binelim ya. Ne diyorsun? Çok aşırı dolu. Aratabiliriz gibi. Biletçiler de burada. Evet. Bindik. Otobüse. Şimdi Wake Park'a gidiyoruz. Nasıl izlenimlerin? İzlenimlerim güzel.
Güzel mi? Biraz önce diyor güzel değil diyor. Biraz. Evet, 36 durak sonra gideceğiz. Ya veterinden direkt şampiyonasının yapıldığı spor sarayı, işte şu arkadaki sarayda yapıldı. Buradan 5 lira ve buraya geldik. Haydi gibi duruyor. Tabii böyle pano yapmışlar. Ondan dolayı gözükmüyor şu arkadaki salon. Buraya gelmiştir. Burada yapmıştı. Beş şampiyonası. Şu çekici spor sahayı burası. Evet. Vake Park. Liste favorilerimizden. Evet, tekrardan Vake Park'a geldim. 5 yıl sonra. Harika bir yer. Güzel bir yer. Müthiş bir yer. En azından bu yaz sıcağında buraya gelip biraz kafa dinlenebilir yani. Evet. Vake Park. Gördüğünüz gibi bu şekilde yuvarlak bir meydanı var. Eski çalışmıyor. Niye çalışmıyor bilmiyorum. Bu sesleri gördüğünüz gibi böyle her şey farklı farklı yerlere açılıyor. Üst taraflar biraz daha serin gibi. Böyle uzun uzun koridorlar var. Buna urul diyorlar. Şundan aldık. Yağlı bir şey ama. Böyle peynirli ve yağlı. Bundan yiyeceğiz. Şöyle bir şey. İçimiz zor bitirecek mi? Sonra bir de şeyli var. Bu da valla bu da şey hoşumuza gitti ama ne bileyim bu da narlı mı? Karadutlu mu? Bilemedim. Çek. Meyve sularımız ve ice biberimiz, suyumuz, termosumuz her şey var. Bunlar da bize hanımın emaneti. Hepsi yiyorlar. Bazıları zorbalık yapıyor ama hepsi yiyor. Evet, parktaki spor aletleri gayet kompak yapılmış. Yani dayanıklı. Zek gibi yaptık oldu şeklinde değil. Dips aletleri, şeyler, bench press, çok güzel bir bench press aleti yapmıştım sana. Yani oraya ağırlıkla koyuyorsun. Ayarlıyorsun buraya. Çok güzel yapmışlar. Bunu ağırlığı ayarlıyorsun. Ona göre orada da öyle. Diğer aletler de gayet güzel yapmış. Burada diğer aletler de bu şekilde. Burada halka aleti falan var. Burada çok güzel bir halka aleti. Şu alet değil. Chest press diyor. Lapset. Bu o markayı beğendim. Bayağı iyi. Türkiye'de kullanılması lazım. Evet. Parkları da çok hoşumuza gitti. Böyle tahtadan falan yapmışlar. Böyle tatravalli. Böyle hep böyle çocuklara zararlı olmayan malzemeden. Bizimki gibi plastikten yap. Ondan sonra çocuklar plastikten zararlı yani. Evet. Wake Park'ın en tepesinde bulunan elinde zeytin dalı ve bir şey daha var. Kitap mı o? Olan bir özgürlük heykeli galiba. Bilmiyorum bunun tarihçesini tam anlamıyla. Burada bir yıldız koymuşlar. Acaba komünizm yıldızı mı bu? Bilemedim. Komünizmin öldüğünü mü gösteriyor acaba? Yani biliyorum Sovyetlerin. Burada da bir kadın. Yani acaba komünizm bitti. Gençler ülkeyi yönetecek anlamında bir şey yapmışlar. Önceki geldiğimde burası biraz daha yani bakımlıydı.
şey olmuş. Bakımsız bir vaziyet. Evet, Wake Park'tan ayrılıyoruz. Arkamızda. Ya bu park benim tahminim Sovyet döneminde yapılmış herhalde. O yüzden sonra Sovyetler şey bitince pek eski önemini yitirmiş gibi duruyor. Sıcak, çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak. Geçelim. Evet. Tiflisi. 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 Evet, bugün yandık, öldük, bittik ve Dadena Parkı'na geldik. Bu ikinci el eşya satan bit pazarının yanında çocuklar ıslanıp duru, serinleyip duru, ben de serinleyeceğim. Evet, bayağı bir serinledim. Suya girdim. Harika oldu. Evet. Parktaki kaykay ve scooter parkurları, bisiklet parkurları. Ne kadar güzel yapmışlar bu parkurları. Kaykay parkurunda eğleniyorlar. Çok güzel yapmışlar. Evet. Burası Dry Bridge. Yani Blue Köprü, ikinci el pazarı, yani bit pazarı. Benim burada böyle değil çünkü çok değişik ikinci el eşya var. Yüzükler var, böyle metalden yedikler, fıçılar, dama şeyleri, tavla şeyleri, bak kuru şey makinesi. Bir sürü yeni eşyalar, makinesi, bıçaklar, her yani şey burada mevcut. Her şey var. Yaklaşık çok büyük bir sokağı da var. Bir 100 satıcı varsa bence o kadar yani. Allah Allah Allah. Evet, size 100 satıcıdan oluştuğunu söyledim. Diğer tarafı görmemişim. Böyle kişiler binlerce ikinci el eşyacı var burada. Binlerce. Bazı satıcılar şey yapıyorlar. Hep. Şeyler var burada. Karagöz dağcı baştan koyuyorlar. Değişik değişik şeyler var. Her şey var. Şu parlayan şeylere bakın. Evet, bir tane, burada bir tane hediye ve madalya alacağım bizim Yavuz hocamıza. Ona hediye edeceğim. Buradan alıyorum kendisine. Bir akşama doğru biraz daha kalabalık açtı bunlar. Allah Allah Allah. Diğer tarafta
Doğru. Evet. Orada. Her şey var. Alırlar. Serin. Arkadaşlar var. Var mı? Göster. Abi sen burada yaşıyorsun. Aslın Kars'a. Ha, babalarım. Öyle mi? Kars'ın neresi biliyor musun? Bilmiyorum. Gittin mi hiç Kars'a? Kars'a çok gezdim sen ama. Öyle mi? Akraba var mı orada? Bilmiyorum. Sen burada kalmışsın he? Yine belki gene var. Oraya o yana boyanır köşküler diye ne bileyim. Abimiz burada antika eşyalar satıyor. Göstereceğim. Bunlar eski paralar değil mi abi? Ha, eski paralar. Eski paralar. Bunlar mı? Türkiye'de yapıyorlar ya. Burada geliyor. Pazar günleri geliyor. Pazar günü mü? Her gün buradasın. Nereden birden özüm dinleyelim. Bunları satıyor. Tamam. Kolay gelsin sana. Ha, orada bizim Alaaddin'in şeyi var, lambası. Evet, bir abimiz daha var. Tokatlı. Tokat'ın neresinde? Zile. Zile pekmezi. Aynen öyle. Burada o da satış yapıyor. Kaç yıldır buradasın? 4 yıldır. İyi bu, alıştın mı buraya? Alıştım. Tamam. Burada bu ürünleri satıyorsun öyle mi? Aynen öyle. Şeyde, antika şey, bit pazarı burası. Ha. Biz öyle pazarı, diyoruz bit pazarı. Değil mi? Tamam. Bit pazarı değil de antika pazarı. İyi. Tamam abim. Hayırlı işler diliyorum. Sağ ol, Allah razı olsun. Abi genelde ne satılıyor şimdi burada? Ne satıyorsun sen? Genelde Türkiye'den, Antep'ten, Maraş'tan gelen ürünler getiriyor. Tamam. Onları satıyoruz. Genellikle bu dekoratif ürünler eski. Eski olan da var, yeni olan da var. Karışık. Yani Türkler'in ilgisini çekiyor. Genellikle hani Ruslar, İtalyanlar, neyler bayağı geliyor. İyi maşallah birçok şey var ya. Sende. Buyumcu aletleri bunlar. Bir buyumcunun el aleti. Öyle mi? Eski bunlar ya. Bu buyumcunun tornasıymış. Öyle mi? Anladım. Oo bizim şeyden. Şeye bak. Evet. Türk. Bir de bunlar var öyle mi? Aynen öyle. Bir de bunlar şunlar var. Eski paralar. Normalde yasak burada serbest. Öyle mi? Bizans, Roma paraları. İyi. Buradan mı buldun sen bunları? Buradan alıyoruz ya. Evet, burada olimpiyat çılgınlığı ekranlara yansımış. Şehrin ekranlarından dev ekranına veriyorlar. Evet. Buradan yayınlanıyor. Herkes de olimpiyatları buradan izliyor. Evet, köpekler peşimize tatatıyordu. Burada bir tane şey var. Adam heykeli. Bu park ne diyorlar? 9 9 April Park. Yani 9 Nisan Parkı bulmuş burası. Bilmiyorum bu adamın hikayesi. Böyle bir adam var. Bunun tam karşısından dümdüz ilerlerseniz bu pazar var. Geldi gene, geldi gene. Elime doğru. Hiç yok bende bir şey. Bize bir köpüş. Evet, burada tatlısı yapıyorlar. Bu çoğu yerde meşhur bir tatlı. Prag'da da var. Koyuyorlar. Sonra böyle fırınlara koyuyorlar. Bunu var. Dönüyor. Ve içine dondurma vermezler. Evet, geldi. Tridenlik diyorlar buna. Bilmiyorum burada ismi ne. Bu şekilde aldık. Tadına bakacağız. Buna onları fiyatı. İçine ne koyarsanız fiyat değişiyor. Tavsiye ederiz. Bu Old Tbilisi'ye giden tarafta. Solda. Hemen köşede. Evet. Tridenlik'i yiye yiye Gürcistan turumuz, Tbilis turumuz devam ediyor. Gerçekten güzel bir tatlı yalnız. Tavsiye ederim. Evet, buradan çocuklarını yedikten sonra da
doğru Özgürlük Meydanı'na çıkıyor yol. Evet, yol kenarında maydanoz döner. Türk restoran burada da şubeleşmiş. Herkesi tavsiye ederiz buraya. Burada da yemek yiyebilirsiniz. Evet, tam Özgürlük Meydanı'nın köşesinde duruyor. Özgürlük Meydanı'na geldi bu arada. Evet. Özgürlük Meydanı. Arkamda hava güneş olduğu için biraz ters açıda duruyorum galiba. Bu şekilde gözüküyor. Bu Gürcistan Sovyetler Birliği'nden sonra bağımsızlığını bu meydanda kutlamış. Buraya Özgürlük Meydanı diyorlar. Ondan sonra 1993 tarihinde bunlar özgürlüklerine kavuşmuşlar. Tam özgürlüklerine. Onlar için önemli bir meydan. Özgürlük Meydanı. Tabi bu meydan tüm belki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yol çıkıyor. Meydanı altın gibi bir heykel ve gösterilip duruyorlar. Caddede kesişim noktası. Bizim meydan en büyük kesişim noktası. Evet. Çok susadık, serinleyelim dedik. Bakalım armutlu sodalarını deneyeceğiz. Yorumu Türkiye geldiğinde yapalım. Burada değil. Burada herkes bunu resmini videosunu çekildi, biz de çekildik. Böyle bir şey var burada arkada. O Türkçü anne heykeli. Evet, kart listede daha. Yani Türkçü anne heykeline doğru gidiyoruz. Karda görüyorsunuz, teleferikle çıkılıyor. Merdivene de çıkılıyormuş ama bilmiyorum, başarabilir miyiz? Çıkıyor ama müthiş bir kafe. Süper. İsmi Soto Lasatari. Evet. Burada bulduk. Evet. Yine kuyu. Kuyu şeklinde. Buradan böyle yapıştırıyorsun duvarlara. O şekilde. Buradan yengem yapıyor bunları. Sağ olsun. Gel. Evet, alalım. Ver işte bir buçuk ver. O iki. Evet, burada yapıyoruz. Evet, ekmeğimizi de aldık. Armutlu. Gazozumuz da burada. Barbunyamız da burada. Ara oyun yapacağız burada. Şu limonataya bayıldım. Limonata diyorlar da. Limonata değil. Armutlu. Evet, keyifler yerinde. Olimpiyatlardan güzel haber geldi. Hatice Akbaş finale yükseldi. Bir nebze de olsa keyifler yerine geldi. Biz Kartlisteda Gürcü ana heykeline çıkacağız şimdi. Evet, yol kenarında da böyle mümkün olduğunca gördüğümüz tarih eserleri de size aktarmaya çalışacağız. Ama isimlerini çoğu zaman bilmiyoruz arkadaşlar. Evet. Kartliste de göründü arkadaşlar. Buradan çıkacağız. Merdivenlerden sonra bin merdiven vardı. Son bin merdivenden sonra çıkacağız inşallah. Evet, yordu. Ya. Başlar demen yoruldu. Evet, böyle manzaralar da ortaya çıkıyor hala.
Arada dinlene dinlene. Çıkacaksın bu merdivenlerden. Evet, burada sanatçılar da var. Arkadaşlar yürüyüş yaparken sanatçıya denk geldim. Resim çiziyor. Tiflis'in resmi galiba. Bu ağaçların arasından şu arkadaki yapıyı çekmiş. Klişe mi artık neyse o. Böyle yapıyı boyalara koymuş burada. Sanırım bu. Tıpırdıyor burada. Evet. Yol üstü manzaraları. Tiflis. Tbilisi. Tiflis. İblis. Durup devam. Evet. Balon da vardı buralarda. Teleferikte gidiyormuş. Evet. Hart, Liz, Deda. Yürücü ana heykeli burada. Evet, Kart Listeda, Gürcü ana heykeline geldik. Gürcülerin 1500. yılı anısına 1958 yılında yaptırılan, ünlü bir mimar tarafından yaptırılan bu Gürcü ana heykelinin sol elindeki kasenin içinde şarap bulunuyor. Bunu misafirlere misafirperverlikleriyle ni temsil ediyor. Sağ eldeki kılıç da düşmanlara karşı da kılıçla sizlere karşı koyabiliriz anlamında bir mesaj veriyor ziyaretçilere. Yani ya misafir olun ya da düşman olursanız kılıcı yersiniz diyor. Bildiğiniz gibi çanta ve kılıç. Devasa bir heykel. Tabi sırt tarafından biz görebiliyoruz. Çünkü yamaca sabitlenmiş olduğu için şehir tarafından görünebiliyor. Evet, Katlis Deda'nın olduğu yerdeki tepenin üzerinden muhteşem bir manzarası var. Burada şehrin önemli yerlerini görebiliriz. Özgürlük Meydanı. Yanındaki cadde Mustavelli Caddesi. Ardından şurası Özgürlük Köprüsü. Ardından diğeri Kuru Köprü ve Bit Pazarı. Şu büyük kilise. Buradan şurası da hani önemli kilise dediğimiz. Burada her yeri görebiliyorsunuz. İsterseniz böyle buradan şunu gördük ve şeyde dürbünle her yere bir dakika boyunca Kartlis Deda'nın tepesinde böyle bir yer var. Burada botanik bahçe kapısı var. Buradan gidebiliyorsun ama belli bir saatleri var galiba. Şimdi giremiyoruz biz. Burası botanik bahçe. Buradan bu şekilde. Burada botanik bahçe gidiyor. İleride şelale falan da var. Kalan galiba hiç yapı falan yok. Botanik bahçeymiş burası. Şuradan bir video acaba orada insanlar var. Yani bu bölgede işte botanik bahçe. Evet, Kartlis Deda'nın tepesinden teleferik değdiğimiz aşağıya. Cable diyorlar buna. Bunu deneyebiliriz. 2,5 Gürcü lirası larisi ücreti var. Bu şekilde.
mı lan? Neler lan? Ben bunu ne tür yapıyorum şu an? Evet, şimdi de Rike Park'tayız. Bu Rike Park'ın bir tarafında Özgürlük köprüsü de var. Arkamda gördüğünüz gibi güzel bir su şeyi var. Fiskeleri, çok güzel şeyler var. Şimdi Özgürlük Köprüsü'ne doğru ilerliyorum. Evet, Özgürlük Köprüsü. Özgürlük Köprüsü'ne geldik. Sizlere Özgürlük Köprüsü'nü gösteriyorum. Evet, akşam bir anda kalabalıklaştı. Gördüğünüz gibi biz bir önce şuradaydık. Kartımız Deda. Ardından oradan şu teleferikle aşağı indik. Akşamları biraz da canlandı. Özgürlük Köprüsü. Böyle bir hikayesi var. Onu okumaya fırsatım kalmadı. Evet, Kur'an ehli. Sonra yine akşam biraz da canlandı. Yerinin kenarındaki ünlü restoranlarının olduğu bölüme geldik. Bayağı kalabalık. Restoran var. Bunlar şimdi de Avrupa Birliği amblemini kabullenmişler. Köpek can dostuyla uyuyor. Köpek can dostuyla çiftliste uyuyor. Özgürlük Meydanı'nda biz de yolun karşısına geçeriz. Mustafa Ali Caddesi'ndeki alışveriş merkezi. Valeria Çiftlisi. Burayı ziyaret ediyoruz. Evet, AVM turumuz başlasın o zaman. AVM denince akla gelen iyi gitsin. Evet. Güzel bir AVM. Bizim mağazalarımız da var. Silva 2 var. Brand var. Güzel bir AVM. Birçok markayı bulmamız mümkün. Bu arada ben
Memleketten böyle 2-3 gün ayrılayım. Ülkeden Türkçe yavaş yavaş böyle değişmeye başladı. Ben düşünüyorum. Saçma bir şey olmuş. Evet. Haberde bu. Oluruz ya. Lepo. Şov zamanı. Şov var. Evet. Yine şov var. Tiflis'te. Sokak şovu. Evet. Tiflis'le ilgili en kötü şey ne biliyor musunuz? Çoğu yerde yaya geçidi yok. Mesela bu yolda buradan karşıya nasıl gideceğiz? Bizim gideceğimiz yer burası. Burada. Böyle. Karşıya geçeceğiz. Bu yoldan biz. Nasıl karşıya geçeceğiz? Buradan geçiş yok, ok geçiş yok, bir şey yok. Şu Holy Trinity kilisesine gideceğiz ama karşıya geçecek yer yok. Ta gideceğiz, ileriden geçeceğiz. Evet, Holy Trinity kilisesine giderken bir tane arkadaş, Chopin'e benzeyen bir tane adam heykeli var. Kim bu? Bilemedim. Aynı Chopin. Var ya, bir heykel ama. Bilmiyorum ne. Buraya gitmişler bunu. Bu heykeli. Evet, içerinde benim formülüm. Çok sıcak. Evet, o kadar zor çıktık ki buraya. İnanamazsınız. Burası Holy Trinity Church. Yani Holy Trinity. Kardeşim. Burası büyük bir tepeye aşmak zorundasınız buraya girerken. Öyle bir yer. Evet, bu gördüğümüz yer. Her yerden gözüküyor. Yakın gibi gözüküyor ama yakın değil. Holy Trinity Church burası. Holy Trinity Kilisesi. Yani Tiflis'in en eski kiliselerinden birisi. Akıncı gelen akıncı. Akıncı gelen o. Sağ ol baba. Teşekkür ederim. Ay yok, ben balam olacağım. Evet. Bizim Azeri'nin sunumuyla Holy Trinity. Evet, Holy Trinity Church'e geldik. İçeride bir sessizlik var. Böyle gördüğünüz gibi. Mum yakanlar var, arsar. Yakanlar var, her şey burada var. Biraz ses var. Buranın en önemli özelliği şehrin tepe noktasında bir yerde olduğu için şehrin her yerini görüyor. Yani harika bir konumda bu kilise, katedral neyse işte. Yeri bu şekilde oradan görebiliriz.
oradaki uyum verici radyo istasyonu. Sonra şehrin önemli mekanları burada gözüküyor. Gezecek yerimiz çok. Evet. Aşağı buradan aşağı iniyoruz ve hem ön tarafı hem arka tarafı görülmekte. Gördüğünüz gibi harika bir konumda. Fakat kilise adına giriyoruz, geziyoruz. Kiliseyle pek bir şeyimiz olmadığı için bağlantımız. Evet, pasaj hatları. Karşıya yaya geçidi olmadığı için pasaj hatları böyle yeraltı çarşısı gibi buralarda. Çorap satıyor. Hemen de çorap marap satıyorlar. Pasaj hatlarında. Evet, Şoton Rostoveli Caddesi. Burası bizim en işlek caddelerimiz gibi Tiflis'in ana arteri, ana caddesi. Yani bir Taksim ayarında, İstiklal ayarında. Ama onların yanında geçemez yani. Böyle bir sürü dükkan sahibi, eşyacılar var. Böyle işlek bir cadde ama karşıdan karşıya geçiş afiyetlerle sağlamışlar. Evet, burası Gürcistan parlamentosu. Şota Arvelez de diyeceğim. Şota Rustaveli Caddesi'nde. Burada önüne çok güzel bir kuskiye yapmışlar. Sulandırma. Ve de çok hoş olmuş. Harika böyle süsgeler yapmışlar. Devasa bir yapı. Evet, parlamento binası. Gürcistan, Tiflis, Şota, Rustoveli Caddesi'nde. Büyük çağrımıyla polis de adeta poz veriyor. Buraya da bir taş koymuşlar. Ne taşı? Bilmiyorum. Yerden mi düştü? Ne oldu? Anlamadım. Bu parlamentonun tam önünde. Ha böyle bu taş. Evet. Galeria Tbilisi'nin önünde kitap fuarı var. Böyle eski eski. Sülfür hamamları bölgesi. Burada 38 tane hamam varmış zamanında. Şu an kaçı aktif bilinmiyor. Tepelerinden hamamlar olduğunu görebiliyorsunuz. Hamam oteli var bir tane. Otel. Buralar sülfür, yani bildiğin kaplıca tarzı hamamlar. Burada bir tane de camimiz var. Cuma camisi. Oraya da gideceğiz şimdi. Bunlar sülfür hamamları. Burada yine hamam girişini görüyorsunuz. Oradan geliyor yanına. Burası hamamlar bölgesi. Burada böyle bir sürü irili ufaklı hamam var. Gördüğünüz gibi dolu. Elmas spa hamamları da var. Gerçekten tarihi bir yer. Hamamların suları da buradan akıyor. Bütün görünmesi gereken bir yer burası. Evet, arkamda gördüğümüz yer Cuma Camisi. Tiflis Cuma Camisi. Camimiz bu şekilde. Böyle de
çıkma olup olmadığı bilemiyoruz. Ama cami üyesinde evet, şimdi 29'da gitmiş. Bizimkiler mi yapmış acaba? Orasını bilemiyoruz. Evet, Cuma Cami'miz ta yukarıda görüyorsunuz. Buradan çıkıp oraya ulaşabilirsiniz. Biz acelemiz olduğu için bu kadar yol gitmemiz lazım. Oraya bu sefer gidemeyeceğiz. Cuma Cami'miz. Evet, arkamdaki yer St. George Katedrali. Yine Old Town bölgesinde. Bu teleferiklerin indiği yerin alt tarafında bunlar. Buralarda çok güzel Türk restoranları da var. Evet, burayı da gelip ziyaret edebilirsiniz. Evet, Tiflis'in o I love you Tiflis yazan Eskişehir meydanındayız. Gerçekten harika. İnşallah telif yemeyiz bu müzikten dolayı. Harika bir musluk bulduk. Pedalı var. Buradan bir şekilde inişiyor. Harika bir sistem. Evet, bir pasajı atlı. Alt geçit daha. Bu alt geçitte biraz daha canlı bir alt geçit. Bu şekilde. Buradan Rustavali Caddesi'nin alt geçidi. Fena değil. Evet, Kaçapuri, AVM'deki Kaçapuri and More yazan işletmede yeme kararı. Böyle bir Kaçapuri fiyatları bu şekilde. Biz bilmeden söyledik. 19.5. Fiyatlar biraz pahalı gibi ama olsun. Burası sakat Kaçapuri. Buranın en iyi bu şeyi yapanırmış. Bir de şu İngalilerden bir tane patatesi söyleyeceğiz. Çünkü diğer etli olan et ve domuz karışıkmış. Evet. Kaçapurimiz geldi. Peynirli ve yumurtalı. Şuradaki yumurtayı biraz karıştırıyoruz. Şunu bir karıştır bakalım. Şöyle. Evet, onu karıştıracağız. Bayağı bir karıştır. Evet. Biraz cırın yumurtası. Biraz güzel bir şeye benziyor. Sert. Evet, bir resim alacağız. Güzel gözüküyor. Burası. Çapuri, Saka çapuri veren yer. Gördüğünüz gibi burada. Fiyatları biraz pahalı ama kaliteli. Kaçapuri geldi. Yalnız yanına da Hingali ile getirmişler. Hingali istememiştik. Ama bu şekilde bandırıp veriyor. Ama güzel bir fiyat. Harika bir şeyden çıktı. Fena değil yani. Böyle peynirli yumurta şeyin içinde, pidenin içinde poşet edelim. İyi mi? Çok sıcak. Evet, böyle. Evet, bu mekanla ilgili düşüneceğim. Saka Çapuri mekanı. Saka Çapuri No. 1. Buranın ismi. Gerçekten güzel bir mekan. Buradaki Kaçapuri süper. Herkese evet, tavsiye. Mekan buydu. Harikaydı. Ama Hingali pek ben beğendim bir şey değil. Ne? Kaçapuri'yi çok beğendim. Çok güzel. Evet. Pidenin içine en iç kısmına peynir, bol peynir. En üstüne de kayıs kıvamında yumurta koymuşlar. Mutlaka deneyin. Evet, o müthiş bloglarda yazan
Hastanenin önüne geldik. İsmi Entry. 2 E ile. Evet, bu şekilde. Bulunduğu yeri göstereyim. Şöyle tarihi mekanların yanında. Ama küçük bir yer gibi. Giriyorum abi. Buraya da geldik. Fakat o kadar reklamında yapıldığı gibi değil. Arkadaş, burada hiçbir şey yok. Bunun ne? Entry, mentry şey yok. Evet, Ice Americano söyledik. Buradan Ice Americano'la bildik, acı acı. Buraya bu kadar bir saat yol geldi. Ice Americano, Ice sizin, Ice Americano. Ah şu şu, şu şu. 120-130 lira. Tavsiye etmiyoruz, hayır, gelmeyin. Bu devrik. Bu devrik. Buradaki köpek. Atla buraya, atla. Evet, ilk durakta biz neredeyse 40 dakika yol gittik. Buradan o pastaneye. Dönüşte ise 10 dakikada indik. Arkadaş, bu nasıl iş? Evet, tarihi bir yapı. Buraya geldik. Tesadüfen buldum. Harika bir yer. Güzel gözüküyor. Rustaveli Caddesi'ne gidiyor yine bu yol. Evet. Birazdan metro istasyonuna gideceğiz. İlk işe veda edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi güzel bir yapı. Türkiye'de. Rustaveli Metro Station. Buradan havalanına birazdan gideceğiz ama şu an eve gidiyoruz. Evet, her yerde böyle güreş olimpiyat takımlarının resimleri var. En başta yine tanıyorum. Geno Petriashvili. Şampiyon güreşçi ama bizim tavuğuna geliyorum. Metro çıkışındaki manzarayı göstereyim sizlere. Yani burası neyi hatırlatıyor size? Yani bir şey olabilir mi? Bir Hindistan tarzı yerleri. Hanım satıyor değil mi? Evet. Evet, burada bize Mustafa ev sahipliği yaptı. Hello. Her şey için teşekkür ediyoruz. What do you think about in Tbilisi? Very good, very good city and Batumi also. And Türkiye. Türkiye. One day I will come to Turkey. İnşallah. Egypt. Egypt, a beautiful country. Egypt and Turkey. Yes. All the Ottoman. Yes, a lot of people from Turkey go to. From Egypt to go to Turkey. Yeah. All the before Ottoman country. Yeah. Have a nice day. Welcome. Thanks to for please. Everything. Welcome. Teşekkür ediyoruz her şey için misafirlikle. Evet, şehir merkezinden metro istasyonundan, Akbatel metro istasyonundan Samgali metro istasyonuna kadar geldik. Oradan da 96 ve 337 numaralı otobüslere binerek havaalanına ulaşıyoruz. Yani siz de bu Samgari tren istasyonu, pardon, metro istasyonu, ardından 396 ve 337 numaralı ve bunu Google haritalara yazdığınızda zaten gösteriyor. Oradan ilerleyebilirsiniz.